Çalışmalarımıza eğitim bilimleriyle devam ediyoruz. Kişilik gelişimindeyiz. Kişilik bireyleri birbirinden ayıran, bireyin duygu, düşünce ve davranışlarında hep aynı biçimde olmasına yol açan, bir defa oluştuktan sonra kolay kolay değişmeyen yapıya kişilik denir. Bu konuda en kapsamlı inceleme Freud'a aittir. Freud kişilik üzerine 5 ayrı kuramı vardır. Şimdi bu kuramlara bakalım. Yapısal kuram, topografik kuram, psikodinamik kuram, psikoseksüel kuram ve psikanaliz kuramı olmak üzere. Bu Freud'un 5 ayrı kuramı kişilik üzerine. Yapısal kuram kişiliğin ögelerinden bahseder. Bunlar da id, ego ve süperegodur. Topografik kuram ise kişiliğin duygu, düşünceler ve anılar, kişiliği, duygu, düşünceler ve anılar nasıl etkiliyor? Buna bakar. Bu da bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı olmak üzere üçe ayrılıyor. Psikodinamik ise kişiliği hareket ettiren güçlerdir. Bunlar da birinci süreçler ve ikinci süreçler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Birinci süreçler dediğimiz şeyler yaşam enerjileri, açlık, susuzluk, acıdan kaçma, libido, cinsellik, tanatos, tanatosun diğer bir ismi saldırganlık. Bunları ihtiyaç olduğunda derhal yapmak birinci süreçlerdir. İkinci süreçler ise savunma mekanizmaları. Psikoseksüel kuram ise kişiliğin zaman içinde nasıl oluştuğuna ilişkin geliştirilen kuramdır. Bunlar da bu da 5 evreden oluşuyor. Oral evre 0 ile 1,5 yaş arası, anal evre 1,5 ile 3 yaş arası, fallik evre 3-6 yaş arası, latent evre 6-12, genital evre 12-18 yaş arası. Psikanaliz ise hastalıkların tanısı ve tedavisine ilişkin geliştirilen kuram. Bunlar da rüya analizi, serbest çağrışım, transferans, diğer bir ismi aktarım, direnç ve projektif teknikler olmak üzere ayrılıyor. Şimdi id ne demek ona bakalım. İd alt benlik, diğer bir ismi ise haz ilkesi. Doğuştan gelen kişilik mekanizmasıdır. Vücudun temel ihtiyaçları olan açlık, susuzluk, acıdan kaçma, cinsellik ve saldırganlık idin içindedir. Bebek dünyaya bunlarla gelir. İd tepkiseldir, yani ihtiyaçlarını derhal giderilmesini ister. Susuzluk ihtiyacı varsa birey derhal su içecek, açlık ihtiyacı varsa birey derhal yemek yiyecek. İdin ertelenmeye tahammülü yoktur, bunları derhal yerine getirmeye çalışır. Bu ihtiyaçların derhal yerine getirilmesi birinci süreçlerdir. Örneğin susayan birinin su içmesi, aç olan bir kişinin yemek saatini beklemeyip derhal ekmek yemesi birinci süreçlerdir. İd akıl dışı, ahlak dışı kişilik bölgesidir. Kişiliğin bu bölümünde ahlakla ilgili herhangi bir özellik bulunmaz. Bu bölüm hayvanlar ile ortak bölümdür. İd vücudun ihtiyaçlarını karşılayıp haz almaya yönelik çalışır. O yüzden diğer adı haz ilkesidir. İd yemek yiyip rahatlayacak, su içip sıcaktan soğuktan kaçıp rahatlayacak. Bundan dolayı adı haz ilkesidir. İdin en büyük özelliği ise enerji kaynağı olmasıdır. Organizma tüm enerjisini idden alır. Freud'a göre en karmaşık davranışın altında idin enerjileri vardır. Örneğin bireyin toplumda yüksek statüye olan bir işin olması durumu ne işe yarayacaktır? Birey kolay ve çok para kazanacaktır. Para ile ne yapacaktır? Yiyecek ve giyecek alınacak. Yine İde geliyoruz. Şimdi egoya bakalım. Ego benlik, diğer bir ismiyle gerçeklik ilkesi. Doğum anında idin ihtiyaçlarını karşılamak için problem çözme mekanizması olarak oluşmaya başlar. Ego idin ihtiyaçlarını karşılamak için gerçek durumu değerlendirir. İd suya ihtiyacı olduğunda su arayıp bulur. Bunu yaparken de fiziksel koşulları, yani gerçekliği değerlendirdiği için o yüzden gerçeklik ilkesi olarak da geçer diğer ismi. Ego gerçeği değerlendirdiği için akılsal ancak ahlaksız olan kişilik bölgesidir. Örneğin 5 yaşındaki bir çocuğun kardeşi olduğunu düşünelim. İdden gelen talep aşırı kıskandığı için saldırı olacaktır. Ego devreye girer, annem babam diğer odayı kesin öyle vururum der. İdden bir talep geliyor. Önündeki tatlıyı derhal yiyeceksin. Ego devreye girip satıcı kafasını çevirsin. O zaman aşırı yerim. Dolayısıyla ego akıllı ancak ahlaksız olan kişilik bölgesidir. Ego itten gelen talepleri karşılarken gerçeği değerlendirdiği için gerçek koşulları değerlendirip itten gelen talepleri bastırabilir, yön değiştirebilir, erteleyebilir. Egonun gerçek durumu dikkate alarak itten gelen talepleri ertelemesi, bastırması, yön değiştirmesi ise bunlar
ikincil süreçlerdir. Şimdi süperego'dan bahsedelim. Süperego, üst benlik, diğer bir ismi ise kusursuzluk. İçinde yaşanılan toplum kuralları, toplumun bireyden beklentileri ve anne babanın çocuğu yetiştirme tarzı içselleştirilince süper ego haline gelir. Yardımlaşmak, misafirperverlik Türk toplumunun kurallarıdır. Birey bunları içselleştirip ben yardımseverim, ben misafirperim der. Burada toplumun kuralları içselleştirip bireyin kuralları haline gelmiştir. Süper ego iki bölümden oluşur: vicdan ve ego idealleri. Vicdan olumsuz, ego idealleri ise olumludur. Toplum kuralları içselleştirilince vicdan haline gelirler. Vicdanın en büyük özelliği de kişiyi çok sert cezalandırmasıdır. Yardımlaşma toplumun kuralıdır. Birey bu kuralı içselleştirip kendi kuralı haline getirince, yardıma ihtiyacı olan birini görüp yardım etmediğinde en iyi durumda rahatsız olur. Freud'a göre vicdan kişiyi iyi yapan kısımdır. Ego ideallerine gelecek olursak, toplumun bireyden beklentileridir. Buradaki idealleri büyük bir sanat eseri yapmak, büyük bir bilimsel buluş yapmak şeklinde düşünülmelidir. Bunlar toplumun bireyden beklentileridir. Toplumun bireyden beklentileri: evlen, çocukların olsun, bir işin olsun, çevrende saygı duyulan bir birey ol. Süperego kişiliğin ahlaklı ama akıl dışı bölümüdür. Toplum kuralları genellikle akıl dışıdırlar. Töre cinayetleri, kan davaları ve ergenliğe geçiş törenlerinde yapılanlar akıl ve mantıkla ilişkisi yoktur. Bu üç mekanizmaya baktığımızda it ve süperego en basit durumda bile çatışırlar. Örneğin itten bir talep gelir, derhal su içeceksin, ama süperego ancak bardakla içebilirsin der. İtten bir talep gelir, derhal tuvaletini yap şeklinde süperego ancak tuvalete yapabilirsin der. Bunlar en basit durumlar. İş, cinsellik ve saldırganlığa geldiği zaman çatışma aşırı şiddetlenir. Bu durumda egonun büyük görevi, yani denge görevi başlar. Egonun denge görevi id ve süperego çatıştığı zaman egonun dengeyi bulması gerekir. Denge terazi dengesi olarak düşünülmemelidir. Ego dengeyi bulurken sağlıklı bir kişilik oluşması için ağırlığı süper egoya vererek sorunu çözmelidir. Şimdi yapısal kuramdan bahsedeceğiz. Yapısal kuram, Freud'un yapısal kuramı bildiğimiz gibi id, ego ve süper ego olmak üzere üçe ayrılıyor dedik. Bunları şimdi kısaca bahsedelim. Şimdi kişiliğin idden bahsedelim. İdin özellikleri doğuştandır. Vücudun temel ihtiyaçları açlık, susuzluk, acıdan kaçma, cinsellik, saldırganlık idin içindedir. Tepkiseldir, yani ihtiyaçlarının derhal giderilmesini ister. Akıl dışı, ahlak dışı kişilik bölgesidir. Haz yönelik çalışır, o yüzden diğer adı haz ilkesidir. Enerji kaynağıdır, insan tüm enerjisini itten alır. İt baskınsa oluşan kişilik yapısı bencil, aşırı tepkisel, istediği olmadığında ortalığı birbirine katan, haz peşinde koşan, fırsatını bulduğunda tüm toplum kurallarını ihlal eden bir kişilik oluşur. Egoya geçelim. Problem çözme mekanizmasıdır, gerçeklik ilkesidir. İtten gelen istekleri gerçek durumu dikkate alarak erteleme, yön değiştirme, bastırma gibi ikinci süreçler uygular. Ego akılsal ama ahlaksız olan kişilik bölümüdür. Denge id ve süperego çatıştığı zaman süperego'ya ağırlık vererek dengeyi bulmalıdır. Eğer ego baskınsa bencil, ancak tepkisel değil, tüm dürtüleri ve duyguları mükemmel denetleyen, duygularını kontrol altında tutabilen bir kişiliktir. Son derece planlı programla hareket eder, etrafındaki insanları kullanır, tüm toplum kurallarını en ağır şekilde ihlal eden kişiliktir. Ancak toplum bunları fark etmez, çünkü bunları çok planlı programlı yapar, dışarıdan sevecen ve nazik görürler. Şimdi süper egoya geçelim. Bu videomuzdaki son kısım iki bölümden oluşur: vicdan ve idealler. İdealler toplumun bireyden beklentileridir. Vicdan anne babanın çocuğu yetiştirme tarzı, ahlak kurallarının, gelenek göreneklerin içselleştirilmesidir. Bunlar içselleştirilince kişinin sanki kendi kurallarıymış gibi olunca vicdan haline gelir. Bu kurallara ve yaşam tarzına uyulmazsa vicdan kişiyi çok ağır bir şekilde cezalandırır. İdealler ise toplumun bireyden beklentileridir. Bireyin evlenmesi, çocukların olması, iş sahibinin olması gibi toplumun bireyden istediği uygun davranışlardır. Eğer süperego baskınsa sürekli toplum kurallarına dikkat eder, tek başına iken bile kurallarını başkalarını düşünerek toplum varmış gibi hareket eder. Aşırı fedakar, diğer bir ismiyle özgecilik. Yani kendi ihtiyaçları ve istediklerinden başkaları için sürekli vazgeçer. Toplum iş ilişkilerinde ise mükemmelliyetçidir. Meli malıyı çok sever. Cinselliğe uygun ortamda bile zor ifade eder. Süperego kişiyi gerekli gereksiz sürekli cezalandırdığı için aşırı endişeli, anksiyete, halk arasında evhamlı denilen kişilik oluşur.
Ego bu cezalandırmadan kurtulmak için takıntılı düşünceler yani obsesyonlar oluşturarak süperegonun cezalandırmasından kurtulmaya çalışır. En sık rastlanan takıntılı düşünce ise temizlik ve ruhsal şeylerden korkmaktır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.